Bu proje o anlamda çok önemliydi. İşte bir taşın oluşma süreci. Aslında bu taşlar böyle çok kargacık burgacık alınır. Ne şekilde kestiğin onun tasarımını etkiler. Böyle etrafını ilk önce temizleyip birbirinin üstüne konulabilecek şekilde içeriği organik kalıyordu. Oradan da ışıklıklar sağlamak için delikler açıldığında aslında böyle bir yüzey oluşuyordu. İç mekanda ise böyle kırıklı ara yüzeyler oluşuyordu. Bu benim bir yere ait olma meselesini geçmişten geleceğe taşıyacak ve şekillendirecek şekilde gördüğüm ve belgelediğim ilk çalışmaydı. Daha sonrasında başka projeler de yaptım tabii ki. Ama bu memleket dürtüsü o kadar büyük ki. Çünkü ben bu projeyi yaptığımda ve o yarışmadan ödül aldığımda şunu hissettim. Ya ben gidip X, Y, Z yerinde bağlamı, anlamı bulup araştırıp bulup oluşturana kadar galiba benim bir 10 yılım geçecek dedim. Yani iyi mimar olmak için kendimce sözüm ona şu an hala kim iyi kim kötü ne belli. Ama belgelenecek, takdir edilecek bir projeyi yapabilmek ekonomik olarak bana bir 10 yıl sonra gibi geliyordu. Ama memleketime dair ürettiğim ilk projede ödül alınca ya dedim ki ben aslında burası yani benim için burası çok önemli ve anlamlı. Daha sonra bir yarışma açıldı. Yarışmanın konusu şuydu. Bir Güneydoğu'da bir yer seçin ve o yerde bir cami yapın. Ve bu Şehircilik Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber Cumhurbaşkanı'nın talebi üzerine açtığı bir yarışmaydı. Yani yarışma böyle bula bula bulaydı yani. Büyüktü. Parası büyüktü. Haliyle anladım yani katılım büyük olacaktı. Herkes cami tasarlamak istiyor. İbadet yapısı mimarlığın temel dürtüsünde var. Katılımın çok yüksek olacağını biliyorduk ki nitekim 325 ekip katıldı. Ben de işte o zaman yeni mezun, mezuniyetimin 6. ayıydı. Ben de katıldım. Ve bu proje yarışmadan birincilik ödülüyle döndü. Ve o an bütün mimar büyüklerimin telefonumda belirdi yani. Belki en mutlu anımdır hala mimarlık ortamına dair. Yaşadığım en büyük mutluluk olabilir. Büyük bütün usta ve büyük dediğim bütün mimarlar bir şekilde numaramı bularak beni arayıp tebrik ettiler. Hem yaşımdan ötürü hem çizdiğim projeden ötürü bu da böyle bir aslında sonuç çıkardı. Çok ufak, çok hızlı anlatayım. Aslında her yerde yazılı çizili Arkitera'da bütün manifestosu yer alıyor ama sadece şunu anlatmak istiyorum. Bir kent dokusu var. Tarihten bir görsel var zihninizde. O kentin bir pazar yeri. Ve bir takım memlekete dair veriler, işte kış güneşi, yaz güneşi, bir camiler meselesi, işte kentin içerisindeki iri camiler, kentin içindeki küçük camiler, kentte kapalı camiler, kente ayak sağlığı, ayak uyduran, minaresiyle birazcık daha yükselen cami, birazcık etrafa yayılmış, etrafı içeriye alan cami. Böyle bir aslında arazimiz vardı. Onun işte kıble yönü, nirengi yönü, sonra cami, külliyeyi parçaladıktan sonra onu coğrafyalı yapma mücadelesi. Bu coğrafyalı yapma mücadelesi hiç araştırmaya gerek kalmadı. Memleketim, rüzgar nereden geliyor, güneş nereden yakıcı? Bunları hepsini bilerek kütlelerimi konumlandırdım. En nihayetinde de proje çıktı. Sonra cami ve İslam felsefesindeki karşılıkları bulmaya çalıştık ve burada işte onlar çıkmaya başladı. Bütün yapı elemanlarını ürettik. Bunlar böyle kısa uzun zamanlarda olmadı çünkü kısa zamanlarda oldu çünkü elimizdeki veri çok güçlüydü. Sonra işte böyle yatayda sakin, dingin, kerpiçten bir cami. Dışı kerpiç, içi ahşap olan bir cami çıktı ortaya. En nihayetinde arkadaş nasıl bir iş çıktı diye sorarsanız ilk çizdiğim görseldeki gibi yatayda bütün duvarlara eklemlenen, dikeyde ise bir tane yüksek havalandırma bacası gibi çalışan minaresi vardı. Etrafını üretiyordu. Artık o ürettiğimiz veriler verilden veri doğurmaya başladı. Her şey kendi içerisinde çok rahat tekrarlanabiliyordu. Ve aslında Mezopotamya'da bir köy yerinin çok basit bir şeyi görüntüsü aslında ama birazcık daha bugüne ait tasarım olduğunu anladınız. Ahşaplarıyla birazcık daha özel bir mekan olduğunu hissettiğiniz bir yere evriliyordu. Minaresini yorumladık çünkü minare eski fonksiyonunu taşımıyordu.
Yani insanların çıktığı bir yer değildi minare çünkü. İçeride yatay bir kurgu yaptık. Çünkü Selçuklu camilerinden çok alışkınız. Ön safta namaz kılmanın hayrı yüksektir gibi bir hadisi şerifin temel aldığı için Selçuklu camileri böylelikle yatay kurgusu çok güçlü ve yoğun oluyor. Bizde kıble duvarı şeffaf, işte hazire alanı, Osmanlı camilerinde genellikle kıble duvarın arkasında mezarlık var ve buna hazire alanı deniliyor. Oraya bakan, oradan böyle bir hani iyi bir atmosfer elde etmeye çalışan, içeride kendi kurgusunu yapan, dışarıdaki arazi kotunu içine alan bir çok ayaklı yapı döndü. Çok ayaklı yapı olmasının temel sebebi oturalım, iyi bir strüktür yapıp tek açıklıkta geçelim gibi bir derde hiç düşmedik. Çünkü Mezopotamyalı insanlar böyle dik durmayı çok becermez yani aşırı sıcaklıktan dolayı. Sırtını yaslayacak bir yer arar. Onun için şark köşelerine baktığınızda şark doğu demek. Köşelerine baktığınızda aslında herkesin kollarının altında böyle yaslanacak bir yer olur ve uzanırlar aslında odalarında. Burası da öyle. Yani aslında farz ibadeti tamamlanınca herkes gidip sırtını bir kolona dayayarak cemaati içeride eşit bir şekilde dağıtmanın yöntemini bulduğumuzu hissetmiştik. Tabii ki Selçuklu camilerinde de çok ayaklı camiler çok vardı. Bugünkü karşılığını dediğim gibi ürettik. Hafif, narin ahşaplarla. Çünkü ahşapları elde etme teknolojisi de gelişti. İki dilimli olması vesaire gibi bu kurgumuzu daha da arttırmış ve pekiştirmişti. Görseller hani oranın duygusunu, atmosferini anlatır. Bir işte havuz vardı. Bir havuz niye var? Çok basit. Bölge medreselerinin avlularında hepsinde havuz var. Çünkü hem döşemeyi serinletir, yüksek sıcaklığı alır. Hem de bir pozitif ilim yuvası olduğu için pozitif ilimlerde burası astronomi havuzu gibi çalışıyor. Yani gökbilimi buradan izleniyor aslında. Dönemin işte mevcut her yerde rasathane kurulamıyor. Rasathanenin olmadığı yerlerde, medreselerde astronomi ilmi de bir çeşit ilerliyordu. Onu da tekrar böyle. Ve bu şeffaf havuzu nasıl elde edebiliyorsunuz? Etrafını tamamen kapattığınızda rüzgar içeriye girmiyor. İçeriye rüzgar girmeyince havuz cam gibi oluyor ve yansıtıcı gücü çok artıyor. Maketi de bu şekildeydi. Meşgul etmesin. Bir de en son bu projeler silsilesinde ve ikinci yılımı doldurmadan önce işte 1,5 yıl olmuştu mezun olalı. İşte mimarlık aleminden büyüklerim duydu etti, davet etti sağa sola. Bir de beni işte doğuda kim nerede bir proje yapıyorsa bir şekilde haberim olmaya başladı. Bunun içerisinde işte Nevzat Sayın, Aslı Özbay, Han Tümertekin, Emre Arolat gibi böyle mesleğin gerçekten büyük ve duayen isimleri aramaya başladı. Böyle halen de işte Emre Bey daha yeni Mardin'e gitti Emre Arolat. Ve haberleştik yani ne yapılacak, ne edilecek ve süreç nasıl ilerleyeceğe dair her şeyi benimle paylaşıyorlar sağ olsunlar. Bu işte bir yeri bir şekilde hem koruma hem dile getirme dürtüsünden geliyor. Bununla hani deseniz ki hani neyle mutlusun? Bununla mutluyum açıkçası. İşte hizayı tanımlarken de böyle bir hizanın olması için çok mücadele ettiğimi yıllar evvel öncesinde nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işte Aslı Özbay'ın ya işte Cezeri midir nedir diye bir adam var. Batman valisi ona bir şeyler yapmak istiyor. Senin onunla tanışman lazım. Bunların ne demek istediğini anlarsın demişti. Batman'a gittik ya. Cezeri benim ilkokuldan bildiğim, aşık olduğum bir medrese ortamından çıkmış bir pozitif ilimler, siberniti mucidi bir bilim adamı yani. Aslında robotik aletlerin Leonardo da Vinci bile ilham olmuş bir adam. Ve Cezeri'nin eserlerinin sergileneceği bir park istiyorlar. Ben ilk cümlem şu oldu. Cezeri bir parktan çok ötedir demiştim. Nasıl? İşte Cezeri'nin outdoor, dış mekan, toplasanız 5-6 eseri vardır. Ama indoor 50'den fazla çalışması vardır. Ve bunlar hepsi muhteşem robotik aletler. Bu eserlerinin hepsini iç mekanda kurgulayabilirsiniz demiştim. Tamam, bu park alanında o zaman küçük de bir müze yapın gibi böyle bir öneri geldi ve proje konsept tasarımını komple ben üstlendim. Başladım çalışmaya, işte büyük bir park alanı var. İlk dürtüm şuydu. Kesinlikle bu arada Hasankeyf'teydi bu proje. Kesinlikle orada bir silüet üretmeyelim. Çünkü Hasankeyf sular altında kaldı ve yeni bir kent yapılıyor. Evet, bu araziyi vermiş olabilirler bu proje için. Ama orada bir silüet üretmeden
Cezeri'nin tekniğini ve geçmişini burada böyle bir kapalı mekanlar içerisinde anlatabilmenin doğru olduğunu anlattım. Projenin adını işte gördüğünüz gibi yukarıda Kolan koydum. Kolan şu demek, bir hani Mezopotamya'da bir sonsuzluğun içerisindesiniz, düzlüğün içerisindesiniz. Kol kazı demek, Kürtçe bir kelime. Hasankeyf'te 12 bin yıllık bir kent aslında ve bu anlamda çok ciddi bir sözlü tarihi var. Bu kelime oraya çok yakışıyor. Kolan sokak demek. Kolan yani kazı ile sokağın birbirine ortak payda oluşturduğu bir kelime. Ve böylelikle aslında coğrafyaya ait bir isim ama binanın formal yapısını da anlatan bir isim. Her türlü duyguları ve anlamı karşılayan bir isim olduğunu hissettim. Ve fark ettiyseniz aslında bir yeraltı sokağından ibaret olan bir proje oluştu. Ve buna odacıklar dahil oldu. Ve bu odacıkların temel refleksi eserleri eşit ve hiyerarşisi düzgün olacak şekilde göstermek, anlatmak. En son büyük bir odaya geliyordu ve bu büyük odadan büyük kemerin altına düşüp bu bahçenin, parkın içerisinde gezmeye başlıyordu. Ve bu parkın içerisinde yani buradan merdivenle yukarı çıktıktan sonra burada tekrar gelip bu yeraltı, hafif yeraltı olan ticari birimlerle yeme içme tamamlandıktan sonra işte yine çeşitli rampalarla dış mekana ulaşıyorduk. Aslında proje tam anlamıyla böyle bir şeydi. Bu su kemeri neden var? Cezire'nin bir sürü değirmenleri var. Bu değirmenler kemerlerin üstünde tarihte su çıkaran yapılardı. Bu da çok özel bir konu. Ben de bunu anlatmak istedim. Bir eğim vardı. Eğimden doğan bir kemer olsun. En son o toplanan su burada gelip ana binanın üstünden dökülsün gibi bir geliştirme yapmıştık. Kesitli de bu. Yani burada böyle abartılı bir boyama yok aslında. Bir parşömen kağıdı dokuyu ve toprağı hissettiren ve bir SketchUp ekran görüntüsüyle çakıştırılmış, çıkmış bir şey. Ve onun etrafına serpiştirilen kuru ağaçlar. Bu coğrafyadaki olacak kuru ağaçlar. Ve geriye sadece rampalar aslında. Eğim ve rampa. Gördüğünüz gibi gerisi artık projenin hani detay konularını anlatıyor. Bu işte su gelip buradan aşağıya dökülüyor. Bunun etrafından geziyorsunuz ve sonra buradan geri çıkıyorsunuz. Böyle bir iç mekanı vardı. Giriş alanı böyle bir yerdi. Sıkıştırmış toprakla yapılacaktı. Burada aslında yine malzemelerle coğrafyayı tekrar dert edinmenin bir sebebi var. 12 bin yıllık bir kent su altında kaldı bir anda ve bu tarih böyle gömülür gitti. Aslında Hasankeyf'i eşelediğinizde katman içinde bir katman görüyoruz. Sıkıştırmış toprak da üretim itibariyle böyle katmanlı bir yapı. Amaç da bu projede onu tekrar dile getirmek. Ve o işte kolan dediğimiz dehlizlerin birbirine yol bulması hikayesi. Ve en nihayetinde mevcut peyzajdaki rampaların birbirleriyle tanış olması. Karşılaşma anları. Rampaların üstündeki köprüler gibi gibi gibi. Yani mesela bu içeride bir yol oluyor. Burada çocuklar için bir oyun alanı ve aletler ve burada yine bir yol oluyor. Burada bir yine yol oluyor. Böyle çeşitli şey. En son işte bahsettiğim o ticari alan. O da yine böyle yarı gömük bir duvar. Yani çok tatlı ve şiirsel bir duvar olması için çok emek vermiştim. Yani gördüğünüz gibi böyle yoğun kütle üretmiyor hiçbir şey. Bu binayı bir parça gömerek etraftaki kodları da yakalamış oluyoruz aslında. Böyle her şeye hizmet ediyor. Bu şekilde sevgili arkadaşlar ben sunuma geleyim. Paylaşmayı nasıl durduruyorum? Paylaşma durdu mu? Ya da paylaşımı durdu. Hocam. Şimdi Çok ister soruları alalım. Evet, çok uzatmadan hızlı bir şekilde aktarmak istedim dostlar. Çok güzel sorular oldu. Teşekkür ederim. Ederim. Çok Çok sağ olun. akıcı ilerlediniz. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Buyurun, estağfurullah. Dediğimiz gibi biz de Maza Dağı'na bir teknik gezi yapmıştık. Nereye? Okulumuzda Maza Dağı'na. Mazı Dağı'na. Mardin, evet ve aynı zamanda Mardin'i gezdik. Daha sonrasında Dara Antik Kenti'ne gitmiştik. Yani beni Mardin çok büyüledi. Zaten Kapadokya ve Mardin, Aslı Özbay hocamızdan da biz bir Kapadokya serüvenini dinlemiştik. Sizden de Mardin'i hani bu şekilde dinlemek beni çok mutlu etti. Ve gözlemlediğim bir şey var aslında. Mardin kendi dokusunu
çok fazla koruyan bir yer ve bunu hani aslında halkı içselleştirmiş. Bence en önemli şey bu. Mesela ben Şirince'ye de gitmiştim. Ama Şirince'lerde işte şarap mahzenleri yapılmak için böyle işte çok farklı renkti. Hani kötü bir şekilde brandalarla kapatılmıştı her yer. İşte yapay mahzenler elde etmek için böyle işte sokak örtüsü çok farklıydı. Her yerde farklı böyle sokak satıcıları vardı. Ama Mardin'de sokak dokusu, eski Mardin evleri hep bir düzen içerisinde ve aslında şaşırdığım en büyük şey de şuydu. Hala orada yaşayan insanlar var. Biz gezerken işte böyle çıkıyorlardı, bakıyorlardı, hani böyle konuşuluyordu. Çok farklı bir atmosfer var gerçekten Mardin'in ve o dokusu da çok hoşuma gitmişti. Aslında şunu soracağım size. Belki de bu kadar Mardin yapmasının sebebi halkının o kadar koruması olabilir mi? Yani ya benim gözlemim bu şekilde en azından. Yo, doğru bir bakış açısı, doğru bir izlenim açıkçası. Tebrik de ediyorum. Türkiye'deki neredeyse çok az sonradan turistik olmuş tarihsel doku Mardin gibidir. Çünkü Mardin'deki background, aile yapısı ve soy ağacı bilgisi binlerce yıl öncesine gidiyor. Yani herkes kim olduğunu, ne olduğunu biliyor. Hani aşiret derler ya buradan bakışta. O aşiretin temeli aslında nedir biliyor musunuz? Herkesin herkesi tanıması, babasının akrabalarını bile tanıyor olması ve geçmişinin nereden geldiğini biliyor olması. Mardin böyle bir yer. Bu aidiyeti arttırır, bağlanmayı arttırır. Yani aslında duygusal zekayı da arttırır. Türkiye'de bir sürü böyle coğrafya var. Bu Mardin özelinde bir yer değil. Bu aslında geleneksel bağlarını kültürel kodlarıyla bağlamış toplumlara ait bir şey. Ve bunların aktarım yapısı çok daha güçlü olduğu için aidiyet duygusu da oluyor. Yani tesadüf olmuyor benim bu kadar o coğrafyayı sevmem. Çünkü ben böyle gördüm, böyle büyüdüm. Ya aslında ben orada senin karşılaştığın esnaf olsaydım da böyle olacaktım. Evet hocam, ben bunu zaten fark ettim. Ben de Muğla'lıyım. Geleneksel Muğla evleri hani Türk evlerine örnek gösterilebilecek bir düzeyde. O mahremiyet duygusuyla hani mesela abluların oluşması, işte büyük kapıların olması. Aynı şekilde Muğla insanı da o evlerde hala yaşıyor ve aslında yani bence bunlar yaşayan tarih. Yani en güzel şey de bu. Biz evet Mardin evlerini geziyoruz mimari açıdan gözlemlemek için ama orada bir ailenin yaşaması, işte herkesin herkesi bir şekilde görmesi, dediğiniz gibi bir iletişimde olması. Aynı şekilde Muğla'nın sokaklarında da var bu. Bence yani benim gözlemimde bu da işte bu mimariyi daha da ileri taşıyor. Hani hiçbir doku bozulmadan her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor. Çocuklar bile aslında kendi tarihlerini, biz Dara Antik Kenti'ne gittiğimizde hani orada bir anda bize bir sürü hikaye anlatmaya başladılar, şiir okumaya başladılar. Çok etkilenmiştim ben aslında. O yüzden hani Mardin'in bu şekilde tekrardan karşıma çıkmasına çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. O yüzden. Evet. Arkadaşlar sorularınız varsa aslında çok güzel olur. Belki. Aynen. Chat kısmına da yazabilirsiniz. Hani direkt mikrofonunuzu açıp da sorabilirsiniz. Bir tane soru geldi hocam. Mahir Enes Algök'ten. Yapıları için yaptığınız araştırma işini nasıl yapıyorsunuz? Detaylı bir araştırma oluyor mu yoksa deneyimin getirdiği bilgi birikimi mi? Yani yalnızca yaşanmışlığınızdan mı ediniyorsunuz yoksa hani çok fazla araştırma yaptığınız? Ya bu bir keşif meselesi değil bu, böyle hani ulvi bir şey de değil ya da tabiri caizse, caiz değildir muhtemelen ama vahiy de gelmiyor. Yani oturup çalışmak, gerçekten öğrenmek, anlamak lazım. Yani ben Kapadokya'ya da iş yaptım. Ege'nin kırsalına da iş yaptım. Çanakkale, Assos'ta da bir iş yaptım. Hem de Ahmetçe köyü gibi böyle yine 2000 yaşında bir köyde de proje yaptım. Ev yaptım. Ben her zaman oralı olmak gibi bir derdim oldu. 2 ay önce Medine'deydim ve Medine'de bir projemiz var. Ve az önce, burası başlamadan önce Medine'deki projeyi çözmeye çalışıyordum. Hem genel matematiğini hem de oraya ait olma meselesini. Medine'de bambaşka bir şehir değil aslında ama kendi içerisinde oluşturduğu bir takım dinamikler var. Antakya'da daha yeni, geçen ay deprem bölgesinde bir proje teslim ettik. Daha yeni. Oranın bir derdi var, bir tasviri var. Bunlar için, hepsini için şansım varsa gidip geziyorum. O gezdiğim şeyi çok verimli geçiriyorum.
Yani gelip işte otele yerleştiğimde otelde araştırma, dışarıda sahada karşılığını görme, mümkünse her taşın altına bakma, sonra tekrar araştırma gibi böyle ne kadar hızlı veri toplayabiliyorsam toplamaya çalışıyorum. Veri her şeydir. Verisiz bir projenin iyi olma şansı yoktur. Yani çok açık bunu herkes ifade edebilir diye düşünüyorum. Bu yani öyle dediğim gibi zaman içerisinde pratik denilen şey, yani işte deneyim, bilgi birikim diye soru da gelmiş ya. Zaman içerisinde pratik bilgiye ulaşmanızın yöntemlerini geliştirirsiniz. Bu da bir tabii ki kısmettir. Yani kas gücü gibi yani. Her gün aynı hareketi yaparsanız o hareket bir yerden sonra size çok kolay gelir. Bu kadar basittir aslında. O nedenle deneyim ya da bilgi birikim denilen şey bir parça işinizi, bilgiye ulaşmanızı kolaylaştırıyor. Ama tabii ki de tekrar insanı körelten de en büyük şeylerden biri şeydir. O tecrübe denilen şey keşif duygusunu da yok eder. Çünkü her fırsatta tekrarından ve iyi sonuç alacağınızdan emin olduğunuz bilgi yöntemine gidersiniz. O da tecrübe denilen bir şeydir. Tecrübeli olmayı size kıymetliymiş gibi anlatan kişilerden de uzak durmak lazım. Ben uzak duruyorum. Çünkü tecrübe meselesini çok önemseyip kutsallayanlar aslında teknik olarak gençleri, gençliğin getirdiği yeniye ulaşma ve yeni üretme arzusunu bastırmaya çalışan kuşak olarak görüyorum. Tecrübe günün sonunda tutuculuk da getirir, bağnazlık da getirir. Tecrübeliysen keşif duygunu da kaybedebilirsin. Ben dedim ya bazı bağnaz ve ilkel yönlerin var diye. Bunda mesela çok daha açık görüşlüyüm. Bu şekilde uzata uzata cevabımı verebildim diye düşünüyorum. Benim de bir soru Hocam değil. Sen konuş. araştırırken nelerden faydalanıyorsunuz acaba genel olarak? İsminizi göremiyorum. Kerem Tatlı mı? Ha, gördüm. Evet hocam. Vallahi işte dediğim gibi sevgili Kerem, bana iyi gelen tarihten bir kere olması lazım. Coğrafyadan olması lazım. Söz kimin de hatırlamayacağım ama ben de böyle unutuyorum. Tarih coğrafyanın dördüncü boyutudur diye bir şey var. Coğrafya üç boyutlu bir şeydir. X, Y, Z düzlemi. Dördüncü boyut tarihtir aslında. Orada üretilen bilgidir. Ve dördüncü boyutu da görmek lazım. Bizim yaptığımız proje de dördüncü boyut. Üç boyutlu bir coğrafyaya bir boyut katıyoruz. X, Y, Z düzleminde yine takılmakla beraber. O nedenle coğrafya ve tarih benim gerçekten tartışılmaz dediğim iki şey. Yani mimarlık dersi, mimarlık bölümü sayısal bir bölüm ama üretim aktarma biçimi çok daha diyalog üzerine kurulu. Sosyal zekaya, sosyal yapıya uygun. Verileri ise tamamen sosyal bilimler. Yani sosyal bilgisi dersimiz vardı ya, tarih ve coğrafyadan oluşurdu, değil mi? Az önce tarih ve coğrafya dedim. Ama üretimi de bu kadar sayısal olan bir meslek. Ya çok acayip bir meslek yani. Ben bunu şeye benzetiyorum. Pizza yuvarlak yapılır, kare kutuya konulur, üçgen servis edilir. Yani mimarlık da böyle bir şey. Pizza gibi bir meslek. Yani bizi mutlu ediyor. Pizza böyle herkesi mutlu ediyor. Hocam son olarak Buyurun. ben konsept bulmakta zorlanıyorum. İlk projem. Ne önerirsiniz acaba? Kaçıncı sınıfsın? İkinci sınıfım hocam. Peyzaj mimarlığında okuyorum ben. Evet. Şey, Nihat Hatipoğlu'nun programı gibi oldu. Evet. Şöyle gerçekten samimiyetle söyleyeyim. Bunun cevabı bende değil sende yani. Nasıl bir yol, nasıl bir zihin yapım varsa ona gitmek yani. En bildiğin şeyi tekrar edip en bilmediğin bilgiyle birleştirmeye çalışıyorsun aslında. Yani az önce o kadar coğrafyayı anlattım ya, bu ülkenin bir yerini anlattım sadece hani kendi üzerimdeki etkisi. En bildiğim yeri en bilmediğim yer olan temel tasarım öğeleriyle birleştirmeye çalıştım. Ama zihnim o kadar çok orayı görmüş, anlamış ki taşırken kolaylık sağladım. Çok basit söylüyorum. Peyzaj mimarlığı dedin değil mi? Peyzaj mimarlığında sana iyi gelen bir doğa, tabiat, bir bölgeyi düşün. Hani naçizane söylemem bu, bilmiyorum. Hani peyzaj mimarlığında hiç ders vermedim. Jüriye katıldım ama. Onu düşün, onu zihninde kodla ve en bilmediğin yerde onun taklit etmeye çalış. Taklit yapmak esastır yani. İyi taklit etmek her baba yiğidin de harcı değildir yani. Taklit. Naçizane önerim taklit. Gerçekten taklit yani. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim.
Ne demek, ben teşekkür ederim. Hocam benim hani soru olarak değil de böyle eklemek istediğim bir şey vardı. Hani sizin de yaşadığınızı görünce birazcık şey oldu, böyle içime su döktünüz. Hani ben de birinci sınıf olarak böyle temel tasarım eğitimi bir başladı. Hani böyle hiçbir şey anlamıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, farkında değilsin. Yani şeye kadar, bu vize jürime kadar böyle o kadar gel git yaşamıştım ki mesela bırakayım ne yapacağım ne edeceğim mesela. Hani sizin gibi birinin de böyle bu gelgitleri yaşadığını görünce biraz daha şey oldum. Ha dedim. Demek ki bu işin süreci bu. Bu prosesin, bu şeyin sürecin bir olması parçası. Olmazı. Bu öyle şeyi bakabiliriz. Gitgelleri yaşıyormuş yani. Demek ki herkes yaşıyor bunu. Kesinlikle öyle. Tartışılmaz bir gerçek. Öyle. Bir kitap okumuştum. Mimarlık öğrencisi misin diye. Yazarını şimdi hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Orada da şunu okumuştum. Aslında jüriden sonra okumuştum. Hani eğer bu bölüm bırakma düşüncesine kadar gelmemişse öğrenci aslında kendisini yeterince zorlamamıştır diye. Güzelmiş. Doğru. Katılıyorum. Yani çoğu kişi, çok sevdiğim Hantum Ertekin'in de çok güzel bir şeyi var. Bak, 60 yaşına gelmiş bir mimar, şu an 60 yaşını da geçmiştir. Bana 60 yaşında bu cümleyi söyledim. Dedi ki her projeye başladığımda, oğlum şansın şu ana kadar çok yaver gitti. Şimdi beceremeyeceksin. Şimdi bocalayacaksın diyorum. Her projeye başlarken 60 yaşına gelmiş gerçekten Ağahan ödüllü, duayen dediğimiz bir mimarın hala bu kadar çok pratiği olmasına rağmen hala her projenin başında bunu hissediyorsa, bu işine ne kadar duyduğu sorumluluk, bu o işi yapmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ve bu bir yandan da her projenin başında ne kadar hepimiz kadar bir adam olduğunu anlatmış oluyor, değil mi? Hepimiz kadar. Ama o başladıktan sonraki üretme süreci demek ki çok farklı, değil mi? Bu anlamda bizden işte ayrışıyor. Yani o bir anda başka bir boyuta, portale geçiyor. Aslında hayatta sizin etrafınızdaki, belki siz okulunuzdan yavaş yavaş öyle olacaksınız. Herkes gibisiniz ama yavaş yavaş o nasıl sorusunu doğru sorduğunuz için birileriniz ayrışmaya başlayacak. Tabii ki bu mimarlığın sadece bir alanı için söylüyorum. Öbürleri de başka anlamda iyi bir şekilde ayrışacak. Burada herkes iyi yani. Mimarlık fakültesinde herkes gün sonunda iyi bir şey yapmak istiyor. Başka soru var mı? Soru da yoksa daha fazla şey yapmayabiliriz. Yavaş yavaş kapatabiliriz. Sonra geçebiliriz. Yavaş yavaş bitirelim mi o zaman hocam? Nasıl istersiniz efendim? Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten yani verim aldığımızı düşünüyorum. En azından ben kendi adıma konuşayım. Ve sizi de zaten her zaman takip ediyordum. Mardin öne çıkanlarınızı da bakıyorum, göz geziyorum. Bence artık sosyal çağda Instagram'da bizim hani portfolyomuz oluyor ya da oradan bir brief alabiliyoruz hızlı bir şekilde. Orada bütün duygularını aktarıyorsun aslında. Evet hocam. Yani herkesin kişisel bir medyası var. Ben oradan çok kişiyi keşfettim. Yani keşfettim tabiri caizse. Öğrenciyle oradan tanıştım. Çok öğrenciyle çalıştım da yani. Tekrardan teşekkür ederiz hocam. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz hem hocam. Adıma, hem ekibim adına teşekkür ederim tekrardan hocam. Bizi kırmayıp geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu da 2023 yılında Sofart'ın yaptığı son etkinlik. Yılın son etkinliğine gelmiş olduk. Sizinle de yapmış olduk bu özel etkinlik. Güzel etkinlikleriniz olsun. Bu tarz alanlarda üretim yapan, etkinlik üreten arkadaşların kıymeti çok yüksek diye düşünüyorum. Hatta özel insanlar olduklarını düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir fedakarlık, inanılmaz bir emek istediğini kendi öğrenciliğimden hatırlıyorum. Çok fazla karşılığını alacağınızı bilmekle beraber almanızı umuyorum. Çok kendinize teşekkür ederim hocam. Tekrardan çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben. Yavaş yavaş sonlandırıyorum toplantıyı. Görüşmek üzere. Herkese katılma için çok teşekkür ediyorum. Katılım belgelerinizi en kısa zaman ulaşmaya İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.